Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlarım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa sıklıkla sorulan bir soruya cevap vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz akşama kadar gerek santralde görev yapan arkadaşlarıma gerekse bana gelen telefonlardan en çok merak ettiğiniz soruları sıralıyorum ve o çerçevede videolar çekmeye çalışıyorum. Ağırlıklı gelen sorulardan bir tanesi şu: abi ben bir hayvan için kaç dönüm arazi kiralamalıyım ya da ekim yapmalıyım? Kendi yemimi kendim üretmek istiyorum, kaba yemimi kendim üretmek istiyorum diyen insanlar oluyor. Onlar için böyle ellerinin altında bir ölçek olması bakımından bu videoyu çektim. Videomuz kısa, diğer videolarımız gibi uzun değil. Şimdi başlığımıza bakalım. Bir inek beslemek için ne kadar tarla ekmeliyim? Arkadaşlar, bu ineğin ortalama 25 ila 28 litre süt veren bir hayvan olduğunu varsayarak bu tabloyu çıkardım. Eğer sizin hayvanınız bunun altında bir süt veren hayvan ise tabii ki ihtiyacınız olan malzemeler de ona nispetle azalacaktır. Ama ortalama 25 ila 30 litre süt veren Holstein, Simmental, Mondofon gibi herhangi bir kültür hayvanından bir tanesine sahip iseniz, kendi hayvanlarınızı besleyebilmek, daha ucuza süt üretebilmek amacı ile tarla kiraya almak ya da kendi tarlanızı ekmek istiyorsanız, ne kadar bir arazi ekmeliyim ki ben bu hayvanın ihtiyacını karşılayabileyim diye soruyorsanız, bu soru bazı arkadaşlara çok basit gelebilir. Yahu böyle de video mu olur kardeşim? Bunu hesaplayamayan adam da bu işi yapmasın filan diyebilirler. Emin olun, şaşıracaksınız. Çok soru aldığımız konulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Şimdi bir hayvanın günlük 20 kilogram mısır silajı tükettiğini varsayarak, ihtiyaç, tabii ki bunlar hep tahmini, yazdık tahmini diye buraya. Silajın kuru maddesine göre değişir. Hayvanın laktasyonunun neresinde olduğuna göre değişir. İlk 70 günde, efendim, gebe kaldıktan sonraki dönemde tükettiği silaj miktarı değişkenlik gösterir. Ne olur değişir de 18 kilo olur ya da 23 kilo olur. Çok bir şey değişmez. Zaten bu yüzden biz de %10'luk bir tolerans payı koyduk bu hesaplamaların içerisine. Evet arkadaşlar, şimdi sağmal hayvanın 305 gün sağıldığını düşündük. 305 gün boyunca günde 20 kilogram yediğini düşündük. 6 ton 100 kilo mısır silajına ihtiyacımız var. Bu hayvanın 60 günde kuruda kaldığını düşündük. Kuruda kaldığı dönem içinde 8 kilo yediğini düşündük. 480 kilo, toplamda 6.580. Yani 6,5 ton civarında bizim bir mısır silajına ihtiyacımız var. Fakat biz hayvanlarımızdan yılda bir defa yavru alamayan bir işletme isek, yani biz 400 günde bir yavru alan bir işletme isek, hesabımızı buna göre yapmalıyız. Biz zaten hesabı burada, dikkat ettiyseniz, yıllık yapıyoruz. Yani bu sezondan diğer mısır sezonuna kadar yetecek malzemeyi hazırladığımız için hesabın aşağı yukarı tutması gerekiyor. Elimizde 10 ineğimizin var olduğunu hesap ederek bu tabloyu çıkardık. 15 ineği olan 15 ile çarpsın, 100 ineği olan 100 ile çarpsın. Hep zenginlerden bahsediyorsun, hep büyük çiftliklerden bahsediyorsun Eşref abi diyenler de 1 ile çarpsınlar. Bir ineği olan da 1 ile çarpsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tabloda zengin fakir, küçük büyük çiftçi yok, inek var. Biz inekten bahsediyoruz, sahibini merak etmiyoruz. 10 ineği olan bir adamın 65 ton 800 kiloya ihtiyacı var. %10 da tedbir payı bıraktık. Ne demek tedbir payı? Hani yeni yaptığımız silajla eskiden kullandığımız silaj arasında bir geçiş dönemine ihtiyacımız var ya. Hani hayvanlar birdenbire geçiş yapmayı sevmiyorlar ya. Bu koridor bitmesine çok yakın diğer koridorun açılması gerekiyor ve geçişin minimum 7 günde tamamlanması gerekiyor ya. İşte bu yüzden. Bir de silajı muhafaza edemedik. Silaj bozuldu, küflendi. Elemanımız dikkatsiz davrandı, fire verdi. Yani muhtemel koridora aktarılan mısır silajlarında %5 civarında fire olduğunu biliyoruz zaten. Biz de bu %10 tedbir payını da koyarak 72 ton 380 kiloya ihtiyacımız var 10 inek için. Şimdi şunu soracak arkadaşlar: yahu abi bu ineğin hiç buzağısı yok mu, danası düvesi yok mu diye soracaklar muhtemelen. Onların hesabını buraya katmadım. Neden? Ben süt üreten bir işletmenin erkek buzağlarla uğraşması taraftarı değilim arkadaşlar. Dünyanın neresine gittiysem, bir süt işletmesi olarak anılan bir işletmenin erkek hayvanları 10 günden fazla beslemediğini gördüm. Hadi siz de diyelim ki sütten kesilinceye kadar baktınız. Zaten
Benim verdiğim tavsiyelere göre bir hayvan 6 ya da 8 aylık oluncaya kadar o hayvanlara mısır silacı ya da mısır silacı verilmesini tavsiye etmiyorum. O yüzden de bu hesaplamaların içerisine dahil etmedim. Ama siz bir düve yetiştiricisiyseniz tablo değişir. Biz burada ne yapıyoruz? İnekten bahsediyoruz. Yani bir sağmal hayvandan bahsediyoruz. Tablomuz sağmal hayvana göre hesap edilmiştir. Şimdi 72 ton 380 kiloyu dönüme 5 ton aldığımızı varsayarsak 14 yahut 15 dönüme ihtiyacımız var. Dönüm demek dekar demektir. 1000 metrekareye karşılık gelir. Hesaplamamız bunun üzerinedir. Hemen de şuraya yazalım. Bir dekar 1000 metrekare. Yani Anadolu'da kullanıldığı tabirle dönüm. Bazı bölgelerde dönüme 2000 metrekareye dönüm diyen, 2500 metrekareye dönüm diyen yerler de var ama işin orijinali budur. Bir dekar 1000 metrekaredir. 72 ton 380 kilo lazım bize. Dönümünden 5 ton alırsak 14-15 dönüme ihtiyacımız var. 10 hayvan beslemek için. Dönümünden 6 ton alırsak 12 dönüme ihtiyacımız var. Dönümünden 7 ton alırsak 10 dönüme, 11 dönüme ihtiyacımız var. Dönümünden 8 ton alırsak 9 dönüme ihtiyacımız var. Bunları niye böyle yazıyorum biliyor musun? O kadar acayip yorum yapan insanlar var ki ben yeter ki dönüme 6 kilo alıyoruz demeyeyim. Hemen altına nerede 6 kilo kardeşim biz 4 tonu zaten zor alıyoruz diyen de var. Hemen altına 6 tonda bir şey mi kardeşim biz orada dönümüne 10 ton alıyoruz diyen de var. O yüzden bu tabloyu genişletebilirim kusura bakmasınlar. Yani burada amaç bizim yaptığımız hesabın yanlış bir hesap olduğunu ortaya çıkarmak yerine olayın mantığına odaklanmanızı tavsiye ederim. Buna ihtiyacı olan insanlar var. Ya 10 tane hayvan alsam, ya şurada da bir 20 dönüm yer kiralasam, acaba kimseye muhtaç olmadan bu işin içinden çıkabilir miyim diye düşünen insanlar için bu profili çıkardım. Daha önceki YouTube videolarımızda ya kabayım ekmek zorunda mıyım videosuyla çelişmiyor bu. Adamın 10 ineği var, adamın zamanı var, 20 ineği var. Sabahleyin yarım saatte sağıyor, işi bitiyor. Adamın boş vakti var ve kaba yeme de para vermek istemiyor. Kahvede diyor arkadaşlarla okey oynayacağıma gider yoncanın başında dururum diyor. Zamanı var. Sütü de zaten konu komşuya satıyor, perakende satıyor 4 liradan 5 liradan. Satış fiyatı da iyi, vakti de bol. Bu adam diyor ki daha fazla nasıl kazanırım? Şurada da tarla boş duruyor ya da uygun fiyatlı bir tarla var. Suyu falan da kolay yerde. Tabii ki o adam da kendi kaliteli kaba yemini üretebilir zamanı varsa. Öncelik sıralamasıyla alakalı YouTube'da bir video çekmiştik. Öncelik sıralamasını şaşırmamak kaydıyla tabii ki bu işleri yapacak. Gelelim yoncaya. Bu adamın ne kadar yoncaya ihtiyacı var? 4 kilo yoncaya ihtiyacı var. Günlük 305 günden 1220 kilo. Kuru dönemde hayvana yonca vermiyoruz. Bu çok önemli bir detay. Arkadaşlar, hayvana kuru dönemde yonca verirseniz hem memeleri ödem yapmış olarak doğuma çıkar, hem de doğum sonrası hipokalsemiye yakalanabilir. Hani herkesin bildiği doğum felci denilen hayvanın yatıp kalkmadığı, böyle gözlerini tavana diktiği, debelenip durduğu hastalık var ya, ikinci, üçüncü doğumlardan sonra baş gösteren problemler. İşte onlar kuru dönemdeyken hayvanlara süt yemi verilmişse yahut yüksek kalsiyum içeren bir kaba yemli hayvanlar beslenmişlerse hem memelerindeki ödemden dolayı düşük süt verecekler, süt vermeye çok geç başlayacaklar. Hem de hayvanlarınız doğum felci geçirmiş olacak. Onun için kuru dönemde yonca vermiyoruz hayvanlara. 4 kilo sağmalda verdiğimiz zaman laktasyon süresi boyunca tabii laktasyonun sonuna doğru bu 4 kiloyu 3 kiloya da düşürebiliriz. Hayvan süt verimi düştükçe maliyetleri kısmak anlamında bunu 3 kiloda yapabiliriz ama biz yuvarlak hesap 1220 kilo dedik. Tedbir payıyla birlikte 1300 kilo dedik arkadaşlar. Yıllık ihtiyacımızı 10 inek için 13 ton yoncaya ihtiyacımız var. 13 ton yoncayı dönümünden yani 1000 metrekareden 2 ton alırsak 6,5 dönüm araziye ihtiyacımız var. 13 tonu 1,8 ton alırsak 1000 metrekareden 7,2 dönüme ihtiyacımız var. Yine 13 tonu 1,5 ton alırsak dönümden 8,5 dönüme ihtiyacı var. Bazı arkadaşlar yine yorum yazacaklar. Abi bizim orada zaten bir biçimi zor yapıyoruz. Efendim iki biçimi zor yapıyoruz. Sen nereden bahsediyorsun? Ayda mı yaşıyorsun sen?
filan diyen arkadaşlar için de 13 tonu dönüme 1 ton aldığınız zaman 13 dönüm yerden alacaksınız. Daha bir madde yazmadım, onu da yazayım. Belki onun içinde yorum yazanlar olur. Abi biz bir defa biçiyoruz, daha bir daha biçmiyoruz. Ancak 500 kilo kuru ot alırsak elimizi başımıza öpüp koyuyoruz diyen arkadaşlar ise 13 ton yoncayı elde etmek için 26 dönüm yer ekmiş olacaklar. Bu mesele burada kapanmıştır. Evet, bu soruyu da böylelikle cevaplamış olduk. Kısa bir video oldu. Umarım faydalı olmuştur. Ryegrass'la ilgili hesaplamayı sonraya bıraktım. Ona daha geniş yer vereceğim. Bir sonraki videoda onu anlatacağım. 10 hayvan için ne kadar ryegrass ekmeliyim? Hayvanı otlatma için ne kadar alana ihtiyacım var? Kuru ot hasat etmek istersem ne kadar alana ihtiyacım var? Sadece ryegrass vererek hayvanı besleyebilir miyim? Sadece ryegrass vererek hayvandan ne kadar süt alabilir miyim gibi sorular da var. Onları da ilerleyen videolarda sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.